Herkesin gözünden kaçan bir şey var. Bu hafta şöyle bir şey oldu Nihat abi. AKP'nin Şanlıurfa Milletvekili Zeynep Karahan Uslu bir önerge verdi, kanun teklifi. Diyor ki önergede bütün devletlerin bir arması var. Bir Türkiye'nin bir de Dominik Cumhuriyeti'nin yok. Yeni bir arma oluşturalım. Komisyon kuracaklar. Başkanlığı forsu var. 16 Türk bayrağı şeysi var tabii. Yani şimdi hani hem genelkurmayım var hem şeyim var. Vardı. Evet, şimdi zaten onlara göre yok. Onlara göre yok. Onlara bir göre komisyon yok. Kuralım 12 kişilik. 3 ay çalışsın ve bir yeni arma unutmuyorum. Abdullah Gül köşke otururken eşi söyledi. Bu köşkte hiçbir şey yokmuş gibi sekreterler falan söyledi. Cumhurbaşkanlığı köşkünü alınca hiçbir şey yokmuş burada yani. 80 yıllık Cumhuriyet'in köşkünde hiçbir şey yokmuş. Perdeleri değiştirdi, onu değiştirdi. Zaten beğenmediler hiçbirini. Falan her şeyi değiştir yani. Onlara göre Türkiye'de hiçbir şey yok. Bir tek imar ve arsa var. Evet. Şimdi yeni Türkiye'de mesela her şeyi değiştiriyorlar. Değil. Şey falan değil mi? Değil. Tarih. Her şeyi değiştiriyorlar. Ama imar ve arsa buralar da değiştirin. Değil mi yani? Belediyelerin imar ve arsaları eski Türkiye'de de vardı. Bunları değiştirin. Bunlardan başka bir şey yapın. Yani bence yapıyorlar. Buralarda ne yapıyorlar? İşte şeyler, maden kazıyorlar, taş çıkartıyorlar, çift yollar yapıyorlar falan. Buraları da değiştiriyorlar. Velhasıl Allah bunların eline düşürdü. Artık Türkiye'nizi bu insanların elinden kurtaramazsınız yani. Mümkün değildir. Şimdi bu özellik tartışmaları karşısında mesela Tayyip Erdoğan Bey'in o yurttaşlık açıklaması bir faciadır yani. Modern toplumda birisi gelip böyle bir konuşma yapacak. Yurttaşlık yerine kul. Karışıklığı kul. Teba. Bu bir faciadır. Ve bu facia görmezden gelindi falan. Neyse biz biliyoruz. Yani deli gibi ağzından çıkan lafı atlayacak halimiz yok. Fakat sonra bizim 7-8 seneden beri söylediğimiz. Ya işte siz ne diyorsunuz? Türkiye bölünmez, burası ayva mıdır? Karpuzumuz bölünecek falan. İşte çıktı ortaya özellik falan. Fakat bu özellik laflarını hem Kandil hem hükümet tarafı hem de kamuoyu bunların ne olduğunu da bilmiyor. Şimdi özellik derken ne yani? O ki aklı evvel insanlar var. Bir de belli bir şeyin Türkiye'yi bölmenin içinde şey oyuncak olmuş insanlar. Çıkmış meclise o HDP üyeleri. Ya işte bu olursa özellik olur, bu bilmem ne. Siyaset bilimiyle bizimle de hani Türkiye'yle dalga geçiyorlar. Yani devletle, bayrakla dalga geçiyorlar. Yetmiyorlar. Ellerinde bir sevk planı, bir de halkı kandırıyorlar. Şimdi kardeşim çok basit bir iki cümle söyleyeyim. Eğer asker, senin askerin değil de kurulacak yeni yapılamada PKK, Kürtler, Kürtçüler kendi askerini koyuyorsa bu federasyon değildir. Bu tam anlamıyla başka bir ülke kuruldu demektir. Asker onlarınsa. Şimdi asker yine üniter devletin askerleri ise fakat vergide, vergi almada bir takım uygulamaları varsa bu özellik budur. Şimdi bütün burada çıktı ki özellik derken neyi kastettiklerini bu taraf da bilmiyor, o tarafı da bilmiyor. Ama bu tam anlamıyla hani bir Kürtçe açılımıyla birlikte de geldiği için bu tam anlamıyla.